Merhaba, Sen Ne Dersin kanalında yaptığımız röportajları yorumladığım, değerlendirdiğim röportaj arkası serisiyle karşınızdayım. Geçen hafta İstanbul'daydım ve mikrofon bendeydi. İstanbullulara Eminönü Meydanı'nda gidişatı sordum. Ve çok enteresan, çok enteresan iki gurbetçi denk geldi. Biri Almanya, Almancı gurbetçi, diğeri Hollandalı gurbetçi. Ve birbiriyle çelişen o kadar enteresan açıklamalar yaptılar ki. Şimdi onlarla başlıyorum. Önce Almancı vatandaşla. Bakalım Almancı vatandaşımız neler demiş, neler yumurtlamış. Yaşadığımız ortamdan herhangi bir şekilde şikayetçi olursak önce bir çok ilerlemiş devletlere, şu anda Avrupa'ya bakmamız lazım. Avrupa şu anda müthiş bir yıkım içerisinde. Yıkım. Evet, evet. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Duydunuz değil mi? Avrupa müthiş bir yıkım içerisinde. Peki biz değil. Allah hamdolsun biz değil. Gurbetçi Almanya'da yaşıyor, Türkiye'ye geliyor, oraya gidiyor, geliyor. Avrupa, Almanya yıkım içerisinde. Dinleyelim bakalım. Nerede yaşıyorsun? Almanya'da yaşıyorum ben. Şu anda çok kötü durumda. Çok peki, kötü durumda. Emeklisiniz zannedersem. Emekliyim, evet. Orada, burada mı yaşıyorsunuz sürekli orada? Hem orada yaşıyorum hem burada yaşıyorum. Buraya kesin dönüş yapsanız da gerçi fark etmiyor. Burada açık evimiz var, burada yaşıyoruz. Burada bir sıkıntı yok. Yani, oradan ama geliriniz var değil mi? Orada da gelirimiz var ama yeterli değil. Şu anda açık söylemek gerekirse benim aldığım emekli maaşım kiraya gidiyor. Orada. Ya çok be, hakikaten ya, acınacak durumdalar var ya. Şimdi birazdan ben de daha ajite ediyorum, biraz daha ironik şekilde konuşuyorum. Geçinemiyor ya Almanya'da. Muhtemelen buradan da sormak aklıma gelmedi. Buradan da emekli maaşı alıyor musun? Muhtemelen geçinemiyorum dedi. Buradaki maaşıyla geçinemiyor. Almanya'dakini, Almanya'dakileri istif ediyordur. Daha önce Bursa'da da denk gelmişti. Hem Almanya'dan hem buradan maaş alan geçinemiyor. Çok zor. Gerçekten gurbetçilerimiz çok zor. Çok zor durumda. Acımamak elde değil. Evet. Abi o zaman kesin dönüş yap ya. Yaşıyorum ya, biz zamanımızı burada yaşıyoruz yani. Ha. Evimiz var burada, yaşıyoruz. Ya orada yaşamaya kalksam yaşayamazsın. Şu anda yani stand... Peki anladım. Yani gurbetçi olarak sıkıntı yaşıyorsunuz. Orada da sıkıntılar var. Gayet. Ama tabii. Şu şöyle bir soru var. Hı. Mesela Almanya'da enflasyon ne kadar en son biliyor musunuz? %7 mi? %7 mi? Ne kadar? Ne diyorsunuz kaç siz ya? %50 diye. %50. Vay, %50. Abi inanılmaz bir şey. Biz de %7, %8 diye buradan sallıyoruz. Hacı abi ne diyor? %50 Almanya'da enflasyon. Vay. Peki gerçek mi? Ne dersiniz, gerçek mi? Elbette ki gerçek değil. Çünkü videonun altına Sen Ne Dersin kanalında videoyu yayınladığımızda Almanya'dakiler yorum yaptılar. Gerçek olmadığını biliyoruz. %7, %8 civarında. Ama hacı amcaya göre %50. Peki bizde ne kadarmış? Onu da sordum. Almanya'da. Tabii. Allah Allah. Ne diyorsun? Peki burada %80 küsür. Yine burada daha çok. Ki TÜİK'in açıkladığı %83. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani burada devletin yaptığı yine katkılar var. Şu anda emekli insanlar orada... Katkılar var diyor ama daha önce Scholz'u değil mi? Almanya Başbakanı açıklama yapmıştı. Alman vatandaşlarına yönelik çok ciddi desteklerde bulundular. Bizim burada ne yapıyor? Kömür, makarna, ondan sonracığıma işte bir takım şeyler olmadığı üstüne bir de IBAN istiyor. Niye aklıma gelmedi ya? Alman hükümeti Almanlardan acaba IBAN istedi mi diye sormak aklıma gelmedi. Bakın şimdi geldi artık. Kaçırdım amcayı. Orada sormam lazımdı. Çünkü cevabını gerçekten merak ediyordum. Ben size şunu söyleyeyim. Emekli insanlar dışarıdan böyle şişeler topluyor. 10 kuruşluk, 20 kuruşluk şişeleri toplayıp onlardan 3 kuruş kazanmaya çalışıyorlar. Siz maalesef... Almanlar da yapıyor mu aynı şey? Evet, Almanlar yapıyor. Türkler yapmıyor. Burada yok, burada da şeyler topluyorlar. Bu çöp. Türkler yapmıyormuş. Ben İsveç'te yaşadım 2 yıl. İsveç'te de aynı uygulama vardı. Plastik şişeler büyük ve küçük olarak 2 krondu bildiğim kadarıyla büyükleri. Küçükleri de 50 sent, 50 kronun küçüğü neydi unuttum şu anda. Onları markete gidiyorsunuz, atıyorsunuz böyle kutulara falan. Onlardan fiş verip market size bunları para olarak veriyordu. Biriktiriyorduk. Ben de oradayken biriktiriyordum. Allah var. Çünkü bayağı biriktirince 100 kron falan geliyordu. İyi para ediyordu yani. Fena değildi. Ama Almanlar yapıyormuş. Türkler yapmıyormuş. Yesinler, yalanını sevsinler senin. Bir de hacı olacaksın ya. Toplayan insanlar var. Onlar. Yani onun için her şeyden önce... Şuradaki, şu andaki vatanımızda sıkıntılar var. Sıkıntılar var. Bunu hiç kimse inkar edemez ama... Almanya daha kötü diyorsun. Almanya daha kötü. O zaman sesleniyor şuradan bütün gurbetçilere. Bıraksınlar gelsinler Türkiye'ye. Zaten şu anda çoğu insanların
Yani kaçsınlar, Türkiye'ye dönsünler. Dönüyorlar zaten. Çoğusu dönüyorlar zaten. Acıyorum ben şimdi ya. Gerçekten gurbetçilere orada hakikaten. Allah yardımcınız olsun ya. Büyük sıkıntı var. Vallahi yani. Allah yardımcınız olsun. İroni yapıyorum, diyorum ki ay gurbetçilere acıyorum. Büyük sıkıntı var diyor amca ya. Vallahi sıkıntı var ya. Orayı bırakıp geliyorlar. Doğru, bırakıp geliyorlar. Orada emekli olanlar özellikle geliyorlar. Çünkü emekli maaşını alıyorlar oradan euroyla. Geliyorlar burada. Oh, mis, krallar gibi yaşıyorlar. Krallar gibi. Bu aralar euro değer kaybetti. Tabii onlar için biraz sıkıntılı ama olsun, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Euro yine değerli. Ama Almanya be. Batıyor Almanya, batıyor. Batıyor, yazık. Gerçekten acıyın arkadaşlar hepiniz. Türkiye'de yaşayanlar, gurbetçilere acıyın. Almanlara, Avrupalılara acıyın. Çok kötü durumda. Allah Allah, Allah yardımcıları olsun. Vah vah. Vallahi Allah yardımcınız olsun hocam yani. Yani hepimizin, hepimizin. Onun için vatanımızda sıkıntılar var ama biz birlik olursak bu sıkıntıları aşacağımıza ben inanıyorum. Onun için yine de oyumuz burada destek olarak AK Parti'ye olacak yani. AK Parti'ye vereceksin. Evet. Çocukların kesin dönüş yapmayı düşünüyorlar mı? Çünkü zor orada, Allah yardımcıları olsun. Çok zor koşullarda yaşıyorlar orada. Çok zor şu anda. Tamam, çocuklarımız işveren. İşverenler. Buna rağmen zor durumda. Yok, onların zor durumda olma imkanı, öyle bir şeysi yok. Ya çocuklar orada işverenler, kurmuşlar düzenlerini. İşveren olmuşlar. Almanları da yanlarında çalıştırıyorlardır. Orada gidip muhtemelen oy da kullanıyor olabilirler. Alman vatandaşı da olmuşlardır orada muhtemelen. Çünkü iş yeri falan açtıkları için diye tahmin ediyorum. Bilemiyorum tabii. Öngörüde bulunuyorum. Burada AK Parti'yi destekliyorlar. Orada muhtemelen sosyal demokratlara oy veriyorlardır. Türkiye'deki sosyal demokratlara oy verirler mi? Vermezler. Niye? Çünkü Türk ekonomisi düzelirse o zaman euro değersiz olacak. Olur mu? Ama çocuklar orada işverenler, rahatlar. Niye bırakıp gelsinler ki? Değil mi ama? Ben normal sıradan yaşayan emekli bir insandan, işçi kesiminden bahsediyorum. Ben Hollanda'da yaşıyorum ama Türkiye için oy kullanmıyorum. İşte örnek... Çok örnek bir gurbetçi, gerçekten örnek gurbetçi, oy kullanmıyorum dedi. Ve gerekçesini de aynen şimdi bakın, dikkatle dinleyin. Türkiye için kullanmıyorsa çok enteresan. Çünkü genelde gurbetçiler kullanıyor ve yani muhtemelen yapılan eleştirileri de biliyorsunuz. Biliyorum, onun için. Ne düşünüyorsunuz? Hollanda'dan bakınca Türkiye nasıl görünüyor? Benim gözümden berbat gözüküyor. Berbat görünüyor. Berbat gözüküyor. Siz çok enteresan bir gurbetçisiniz. Ya olabilir. Kıskanıyor diyorlar biliyorsunuz. Ya onu diyenler artık bilmiyorum. Hı-hı. Cahil diyelim. Hı-hı. İnanıyorlar. Hatta benim çevrem de öyle düşünüyor. Akrabalar da öyle. Hollanda'dakiler. Yok, Türkiye'dekiler. Türkiye'dekiler. Anlatıyor musunuz peki? Yani, durumun gerçek yüzünü anlatıyor musunuz? İnanmıyorlar ki. İnanmıyorlar. Hala şu... Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam Hollanda'dan gelmiş, Türkiye'deki akrabalarını anlatmaya çalışıyor. Kendi örnek, kendi. Bizzat yaşadığı. Yok öyle bir şey diyor. Kendi akrabalarına inanmıyorlar. A Haber'de orada burada duydukları haberlere inanıyorlar. Adam Hollanda'dan geliyor, bizzat olayı yaşayan canlı tanığı, inanmıyorlar. Kime inanıyorlar? A Haber'e inanıyorlar. Yani hani bir laf var ya, gerçeklere inanmaktansa yalanlara inanmak bazılarına daha kolay geliyor. Öyle bir şeydi galiba. Hala şu doğalgaz Avrupa'da diyor, doğalgaz yokmuş diyorlar. Rusya şeyi kesti diyorlar, muslukları kesti diyorlar. Ve siz artık soğukta kalıyormuşsunuz diyorlar. Alakası yok. Söylüyorsunuz ama hala inanmıyor. İnanmıyor. Tamam. Zam geldi. Orada da zam geldi. Enflasyon biraz yükseldi ama burası gibi değil. Mesela ne kadar şu anda Hollanda'da enflasyon? %7, %8 galiba. %8. Türkiye'dekini biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. %80 resmi diyorlar ama. Tabii yani TÜİK'in açıkladığı %83 küsür, %86 gibi falan. Evet. Bir de ENAG diye bir ayrı bir kurum var. Onlar da %100'ün çok üzerinde açıkladılar. Açıkladılar evet. Bundan sonra da açıklayamayacaklar. Nasıl bakıyorsunuz? Acıyor musunuz bize ya? Acıyorum. Vallahi mi? Vallahi acıyorum. Evet. Ben gurbetçilere acıdım. Gurbetçi abimiz de bize acıdı. Gerçekten acınacak durumdayız ya. Vallahi acınacak durumdayız ya. Türkiye'dekilere acıyın ya. Vallahi acıyın ya. %7, %8 Hollanda'da enflasyon ki Almanya'da farklı değil. Bizde %80 küsürlerde olmuş. Az önce izlediniz Hacı amca kötü diyor Almanya'ya. Hollanda'da tabii onun için kötüdür yani. Hollanda, Almanya ya nedir ki ya? Ve hala ya kendi akrabalarına canlı örneği anlatamıyorsa biz buradan sabaha kadar haykıralım. Ben buradan defalarca anlatayım. Beyhude. Ama diyorum, eğer diyorum bu seçimde de tekrar
iktidardaki partiye oy verirlerse acımam diyorum. Söylediklerinize size itibar etmiyorlar, doğru mu? Etmiyorlar, etmiyorlar, inanmıyorlar. Çünkü onlar böyle bakıyorlar tek taraftan. İzledikleri bir kanal var. Oradaki şeyleri, doğruları duyuyorlar. Ben 6. masayı neye benzetiyorum biliyor musun? Niye abi? Ben 70 yaşındayım. Eskiden benzinli Austin'ler vardı. Şasesi bozuk, motor yağ yakıyor, defrasel ötüyor. Şanzıman bozuk, lastikler çürümüş. Şimdi divana diyeceksin abi bu arabanın neyi kaldı? Bir kornası sağlam kaldı. Ötüyor. 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 O kadar. Peki gidişattan memnun musun? Ben, ekonomik sıkıntı var. Milli paramız. Bak, ben sana dedim ya 70 yaşındayım. 1 liraya garsonluk yaptım. İtikat ettim. İtikat ettim. Tamam. Ama şimdi... İtikat ettim lafını yanlış kullanıyor aslında. Sabrettim demek istiyor. İtikat etmek, inanmak, güvenmek anlamında diye biliyorum. Yanılmıyorsam tabii ben de. Yani bu kıt bilgimle bir şeyler söylemeye çalışıyorum. İtikat ettim, inandım, sabrettim demesi gerekirken inandım ve sonunda sebat edip bu hale geldim demek istiyor abimiz ve daha neler yumurtluyor, daha neler. İbretle izleyin. Ne itikat şimdi, ettin? Her şeye, yokluğa, elbiseye. Şu anda nasıl? Şu anda insanlar şikayet ediyorlar. Ya ekonomik şikayet. Kriz var. Ben dünyada var. Bak ben dünyayı geziyorum. Geziyorsun abi. Nereye gittin? Ben tırcıyım. Avrupa değil de Asya ülkeler. Önce Hollanda'da. Ne dedi? Dünyayı geziyorum. Avrupa değil de Asya'yı geziyorum. Nereye gitmiş? Bakın dikkat edin. Nerelere gitmiş? Önce Hollanda'dan bir gurbetçi vardı. Durum işte o kadar sizin söylediğiniz gibi kötü. Bana 3 gün önce bak. Diye yiyip bitirdiler buraları zaten. Bak, ne gezmezsin daha şurada emir önden çıkmamıştır dışarı. Bana, Avrupa'ya bir bakalım onlar Avrupa'da ne yapıyor? Benim oğlum çalışıyor yemeğini buradan götürüyor. Ciddi mi? Yemin billahi ederim. O zaman niye gelmiyor abi? He? Gelsin buraya. Niye dönmüyor? Söyle çocuk gelsin. Dön. Orada kalmıyor. Tır şoförü. Şaka gibi ya. Vallahi billahi şaka komedi ya. Levent kıracağız keçi gibi. Ben oğlum Almanya'da, Avrupa'da oğlum Almanya'da ekmeğini ben gönderiyorum diyor. Tamam gelsin. Tırcı. La tırcıysa o zaman nasıl şey yapacak? Zaten geziyor adam. Adam geziyor. Muhtemelen kumanyasını yanında götürüyor. Ya yalan söylüyorsunuz bari düzgün söyleyin be amcacım be. Vallahi billahi şaka gibi ya. Şoför olarak günlük baba gidip diyor orada bir şey alamazsın. Bir şey soracağım sana. Buyur. Milli paramız efendim? Türk lirası. Evet. Değer kaybediyor. Efendim? Seni vicdanın rahatsız etmiyor bak mu? Bak mesela... Ben ne sordum? Ne sordum? Milli para değer kaybediyor. Vicdanen rahatsız etmiyor mu? Bana verdiği cevaba bakın ya. Bu dinle. Beni dinle. Sen beni dinle. Sen ama sorumu dinlemiyor ki. Sen benim sorumu dinle bak. Ben 1976'da İran'a çalışıyordum. Türk parası verdiğim zaman yüzüme fırlatıyordu. İran'a. Bak yüzüme fırlatıyordu. Şimdi bana diyor Türk parası ver bozayım. Şimdi Bulgaristan'dan, Gürcistan'dan gelip alışveriş yapıyorlar. Ben konuşmuyorum bak. İran'ı konuşuyor. Sana ne diyorum? Ben gittiğim ülkeleri konuşuyorum. Peki. Ben... Neyi konuşuyormuşuz? Gittiğim ülkeleri konuşuyor. Neresini gezmişti? Az önce ne dedi? Dünyayı dolaştım ben dedi. Ben tırcıyım. Oğlu da tırcıymış. Dünyayı dolaştım diyor. Nereye gittin? İran'a gittim. Gürcistan'dan, Bulgaristan'dan bize alışverişe geliyorlar. Milli paramız değer kaybettiği için. Daha 70'lerdeki olayı anlatıyor işte İran'a para almıyorlarmış da şimdi Türk parası istiyorlarmış da ama ben Makedonya'da son gittiğimde tam tersini gördüm. Türk parasını almak istemedi. Ben bizzat yaşadım onu. Videosu da var onun. Ben bak kriz var demiyor. Bütün dünyada var. Bütün dünyada var ama niye biz daha çok etkileniyoruz onu? Biz de hiç etkilenmiyoruz. Hayır efendim. Hiç etkilenmiyoruz. Değişsin bence de. Değişsin. Tabii. Neden değişsin ya? 20 yıldır yönetiyor iyi diyorlar. Devam etsin diyorlar. Ya 20 yıldır bak güzel ilk başladığı dönemler güzeldi. Çalışmalarımız bunu. Son dönemler bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Ben bugüne kadar benim oylarım AK Parti'ydi. Ama bu şeyden sonra sen söyleyiver. Evet hayırdan sonra verdim o evet hayırı. Ondan sonra pişman mısın? Pişmanım. Bir soru daha sorayım. Kandırıldığını düşünüyor musun? Çünkü birçok şey vaat etti Sayın Erdoğan, yerine getirmedi. Götürmedi. Kandırıldığını düşünüyor musun? Düşünüyorum. Aha. Eğer ki memnunlarsa oyunu verecekler, değillerse belli olacak yani. Ben kendim değilim, ben vermem de yani. Verdin mi oyun? Ya geçmişte verdiğimiz oldu yani, hata yaptık yani kendimize ilk zamanda. Tabii canım, kendim böyle görüyorum. Ben vermem ama verenlere de hayatta niye veriyorsun demem ben, herkesin kendi şeysi. İnsanlar artık doğru yanlış alınacak çocuk değil yani, insanlar geçiremiyor. Bizim için fark etmiyor. Allah babamızdan razı olsun. Bizim var ama olmayanlar ne olacak? Kiralar olmuş 5.000 lira. Asgari ücret 5.5 lira. Nasıl geçecek bu insanlar abi? Geçebilir mi? Yani geçiyorsa eğer mutluysa zaten söylenecek bir şey yok. Emeklilere verilen para para değil. Geçinemiyor millet.
3500 liraya geçinilir mi? Bir tepki olur abi. Geçinilmez. Her şey çok pahalı. Neden pahalı? Sorumlusu, suçlusu kim? Suçlusu başımızdakiler. Aynen öyle. Bakın ablamız gerçeği görüyor. Kötü gidişat. Bunun bir sorumlusu olması lazım. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da inkar etmiyor ki. Benim diyor sorumluyum. Sorumlu benim diyor. Ama buna rağmen hala aday. Hala ben bozdum, ben yapacağım diyor. 20 yıldır ülkeyi getirdiği durum ortada. Ve teyzemiz fark etmiş. Ve daha ilginç bir şey söylüyor şimdi. Bakın. Her şeyi yaparız diyorlar ama yapmıyorlar. Öyle duruyorlar. Biz yaparız her şeyi diyorlar. Neden yapmıyorlar? Yapmak istemiyorlar. Yapmak istemiyorlar. Ama kendileri için yapıyorlar zamları. Biliyorsun milletvekilleri maaşları vesaire. Tabii. Kendi danışman maaşları. Evet. Çift maaş alıyor belki. Belki üç maaş alıyor bilmiyoruz. Bir maaş veriyor millete. Onun da vergisini alıyor. Vatandaşın sizin paranız. Siz vatandaş olarak helal ediyor musunuz bu parayı? Helal etmiyorum ben. Onlara haram olsun o para. Yedikleri haram olsun onlara. Oturuyorlar para alıyorlar. Ya şey deveye sormuşlar boynun niye eğri? Aynen, demiş neden düzgün ki? Vatandaşın sözünü ben tamamlayayım. Deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. O da demiş ki nerem doğru öyle diyor vatandaş. Videoyu burada bitiriyorum. Devamını istiyorsanız Sen Ne Dersin kanalında girip izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, beğendiğiniz için, beğenenler için videolarımı, beğenmeyenler de canı sağ olsun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.